Mehmet Acet. İttifaka dair sorular, cevaplar. AK Parti ile MHP'nin milli mutabakat komisyonu çalışmalarını tamamladı. Çalışma dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahramana teslim edildi. Çalışmanın en önemli kısmını ikiden fazla partinin ittifak yapmasına imkan vermesi nedeniyle oy pusulalarında karşımıza çıkacak yeni düzenlemeler oluşturuyor. Bu bağlamda şöyle bir özet yapabiliriz. Oy pusulasında partiler kendi amblemleriyle yer alacak, ittifaka dahil partiler pusulada yan yana yer alacak. Seçmen sandığa gittiği zaman istediği partiye oyunu verecek, partilere verilecek olan oylar hem o partinin oy oranını belirleyecek hem de ittifakın toplam oyunu. İttifak alanı içerisinde herhangi bir yere evet mührü basılması halinde bu oy ittifakın geçerli oyu kabul edilecek. Partilerden herhangi birine verilmemiş ama ittifaka ait alan içerisinde kalmış evet mühürleri de ittifakın ortak oyu olarak sayılacak. Seçmen diğer oy pusulasındaki Cumhurbaşkanı adayı için tercihini de yaptıktan sonra iki pusulayı tek zarfa atıp oy verme işlemini tamamlamış olacak. Aslında 16 Nisan referandumu sonrası oluşan yeni siyasi ortamın doğal sonuçlarına tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul görmesi üzerine siyasette bütün alışkanlıklara, geleneklere yeni bir formatın atılması kaçınılmaz hale gelmişti. Parlamenter sistemin tarihe karışması, yeni sistemin seçilecek cumhurbaşkanı adayının toplam oyların %50 artı birini almak zorunda bırakması İttifaklara hem kapı araladı hem de zorunlu hale getirdi. 2019'da ittifaklar nasıl şekillenecek? İttifakın bir tarafında AK Parti ile MHP'nin olacağı kesinleşti. MHP ilk başta 2'den fazla partinin amblemleriyle oy pusulasında yer alarak seçim ittifakının paydaşı olması fikrine rezervli duruyordu. Ancak dün açıklanan uzlaşma metninden anlıyoruz ki MHP'nin bu itirazı ortadan kalkmış durumda birlikte hareket etmek isteyen partiler için sayı sınırının getirilmeyeceği net bir şekilde belli oldu. AK Parti-MHP ittifakına Büyük Birlik Partisi'nin de dahil olacağı anlaşılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğanla son dönemde birden fazla görüşme yaptı. Dün Mustafa Destici'yi arayıp konuştum. İttifaka genel olarak evet diyoruz. Görüşmelerimiz olumlu bir şekilde ilerliyor dedi. Destici, bir ay sonra uyum yasalarıyla ilgili yeni bir çalışmanın gündeme geleceğini, o çalışmalar sırasında kendilerinin iki konuda yaptıkları önerilerinin de gündeme geleceğini söyledi. CHP, HDP, İP ne yapacak? 2019 seçimleri öncesi kabaca sağ cenahta yer alan partilerden üçünün ittifak çalışmalarını büyük ölçüde şekillendirdiğini görüyoruz. Peki öbür cenahta neler olacak? Aslına bakarsanız CHP, HDP ve İP arasında adı konulmamış bir ittifakın yürümekte olduğu da biliniyor. Bu üç partinin 2019'daki temel motivasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini engellemek olacak. Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa, CHP'nin adayı da ilk turdan ikinci çıkarsa, ikinci turda CHP'nin adayına destek vereceklerini daha önce açıklamıştı. Hem CHP hem de İyi Parti'yi en fazla zorlayacak olan mesele HDP ile kol kola girilecek bir seçimde bunu kendilerine oy verecek seçmene nasıl anlatacakları meselesi. Hem CHP'nin seçmen tabanının en az yarısını oluşturan ulusalcı kesim, hem de ülkücü bir partiden ayrılıp yeni bir parti kuran Akşener'e oy vermeyi düşünenler, PKK'nın gölgesinden kendisini uzaklaştıramadığı artık iyice belli olan HDP ile yan yana görünmeyi nasıl içselleştirecekler? Bu önemli bir soru. Böyle bir durumda CHP ve İP'nin HDP ile yan yana hareket etmeyi meşrulaştırmak için tek seçeneği kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı nefret söylemini ve iklimini olabildiğince sert bir şekilde yaygınlaştırmak. Terör nedeniyle ülkenin bu kadar canının yandığı bir ortamda, HDP'li bir ittifakı sorgulatmamanın bu partiler açısından başka bir yolu görünmüyor. Bununla birlikte bu seçenekle çatışan, 16 Nisan sonuçlarının dayattığı herkese hitap etme gibi bir zorunluluk da söz konusu. Erdoğan nefretini körüklemekle herkese hitap etme arasındaki zorluklar ortada. Ne nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz. Mehmet Acet, Yeni Şafak